Evet arkadaşlar, şimdi ikinci dersin ikinci bölümündeyiz. İlişkilerin ikinci bölümünde. Şimdi birçok ilişkiyi gördük. Yani müşterilerle faturaları ilişkilendirdik. Layout moduna geçelim. Find, Manager, Database. Gördüğünüz gibi müşteriyle faturayı ilişkilendirdik. Şimdi arkadaşlar çoğa çok ilişkiyi göreceğiz. Yani çoğa çok ilişkiyi many to many dedikleri yani İngilizce tabiriyle çoğa çok ilişkiyi yapmak için önceki derslerimde, önceki görsel set derslerimizde de gösterdiğimiz gibi araya, ortaya bir link diye veya line diye bir tablo ekliyor, değil mi efendim? Yani çoğa çok ilişkiyi geliştirmek için. Şimdi onu yapacağız. Bunun için table'a gelelim. İki tane table tanımlayalım. Bir fatura detay diyebiliriz. Fatura detayları diyebiliriz bunu. Veya link de diyebilirsiniz. Fatura link diyelim isterse. Fatura link diyelim. Evet. Bir tane de ürünler tablomuzu oluşturalım. Ürün. Ne satıyorsak yani. Firmamızda ne satıyorsak onunla ilgili bir tablo oluşturacağız. Evet. Bunları oluşturduktan sonra arkadaşlar şu müşteri tabloya bir girelim de aklımızdayken bir şey yapmadık onu yapalım. Şurada Auto Enter seçeneğinde Valuation şunu Always yapalım. Şunu da kaldıralım. Çünkü biraz sonra kopyalı yapacağımız için o bizim önümüze gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi burada şunu ve şu yaptığımız değiştiren, kaydeden şeyleri bir kopyalayalım. Şu yaptığımız iki tane fatura linke paste yapalım ve ürünlere paste yapalım. Evet. Ürünlere gelelim. Şimdi bu yaptığımız paste ürün diye şunu bir değiştirelim arkadaşlar. Ürün ID diye bir değiştireceğiz bunu. Evet. Bunu değiştiriyoruz. İçine girelim. Şunu da büyük harfle ürünün kısaltılmış harflerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapalım. 9 tane bunu yapalım arkadaşlar. Evet. Ürünü yaptık. Bu ürünü yaptıktan sonra buraya ürünün adı var değil mi efendim? Ürün adı. Ürün adı. Daha bunları kategorisi başka şeyler de yapılabilir ama şimdi basit öğrenme anlamında onlara pek girmiyoruz. Ürünün fiyatını yapalım. Gruplandırılabilir ürünler. Efendim şeyden düşürülebilir. Bunlar yapılabilir. Ürünün fiyatı number olacak. Fiyat para. Number. Evet. Bunu yaptıktan sonra fatura linke girelim arkadaşlar. Fatura linki fatura link diye şunu bir değiştirelim. Evet. Şuna fatura link 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapalım ki bize yarın sıkıntı vermesin. Fatura link arkadaşlar iki tane foreign key tanımlayacağız. İlişkiyi kurduracağız ya bakın. Ürünü şuraya alalım. Fatura linki ortaya alalım. Faturayla fatura linke ürünle fatura linke ilişki kuracağız. Demek ki ne yapacakmışız? Fatura linke iki tane fiil alan tanımlayacağız. Bunlar foreign key olacak. Yani burada primary key ile aynı şekilde buradan referans aldıracağız arkadaşlar. Onun için hemen onu fatura linkte yapalım. Ne yapıyorduk? Bir tane alt tire vuruyoruz. Key fi diyoruz. Foreign key fatura. Alt tire ID diyor, değil mi? Foreign olduğunu. Evet. Bunu da opsiyonuna girip al yapalım. Arattırdığımız vakit.
kurar ilişkiyi bulsun. Bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Bu da ürün olacak. Bu da girecek üründen, ürünle ilişki kurduracağız. Evet. Unique name iki tane var diyor burada. Evet. Yani ürün ID, ürün ad, ürün fiyat, fatura link, ürün ID. Evet. Evet arkadaşlar, bunu da al yapalım. Tamam. Niye iki tane vermiş acaba? Başka yerde var mıymış? Yok. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız bir ilişkilerini kurduralım bunların. Fatura linke bir renk verelim. Sarı olsun yani. Sarı olsun. Ürünlerde arkadaşlar mavi olabilir. Mavi. Evet. Şimdi arkadaşlar bir faturanın birçok satırı olabilir değil mi? Faturanın bir faturanın kalemleri olabilir. Yani bir tekil olacak bakın. Ama kalemler çoğul olacak. Yani kaz ayağı olacak. Bir faturanın birçok kalemleri olabilir. Aynı şekilde bir ürünün de birçok kalemleri olabilir. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Kaz ayağı oldu. Ne oldu böylelikle? Çoğa çok ilişki kuruldu. Evet. Çoğa çok ilişkimiz de kurulmuş oldu arkadaşlar. Evet. Bunları bir hizalayalım. Bitirelim buraya. İlişkilerimizi de bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Yalnız arkadaşlar burada bir şey eksiğimiz var. Bu fatura linke alanlarını tanımlayalım. Onları yapmadık. Buraya bir tane ürün ID olsun. Ürün fiyatı olacak. Ürünün fiyatı. Bu fiyat number olacak ama number olacak ama opsiyondan bu gidip üründen fiyatı otomatik getirmesini istiyorum ben. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Calculation value diyoruz. Buradan ürünü seçiyoruz. Bakın ilişki kurduğumuz için hepsini döktü bize buraya. Ürünlerden ürün fiyatını bana otomatik olarak getir diyorum. Buradaki ürün fiyatını getirecek. Evet. Bunu da buradan kaldıralım. Devamlı değiştirsin. Arkadaşlar bunu lookup sistemiyle de yapabiliriz ama şimdilik bununla yapmıyoruz. Calculation olarak ürünün fiyatını otomatik olarak bize buraya getirecek. Sonra arkadaşlar buradan adet olacak değil mi? Bir üründe adet. Kaç tane aldı üründen? Mesela kaç kilogram aldı? Kaç tane aldı? Çay içti mesela adam. 10 tane çay içti, bir kola içti, 4 tane meyve suyu içti. Bunları belirleme. Bu da number olacak arkadaşlar. Sonra biz tutar diye bir şey yapacağız değil mi arkadaşlar? Bir ürünün fiyatı 15 liradan adet 4 tane 15'i sonucunu verecek. Bunu tutar diye bir hane yapacağız. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunun tipi ne olacak? Hesaplama olacak değil mi? Calculation yapacağız bunu. Calculation yapıp place. Sonucu bize number verecek. Adet diyelim. Çarpı. Bakın burada çarpı işareti var. Ürünün fiyatıyla. Okey. Ürünün fiyatıyla çarpsın adeti, bize sonucunu buraya versin. Evet arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra buradan bakın ilişkileri oluşturduk. Table'ları oluşturduk. 4 tane table'ı. 4 tane table'ımız var. Field'lerini oluşturduk ve ilişkilerini oluşturduk. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane bundan kopya yapalım arkadaşlar.
layout'a girelim. Duplike layout yapalım. İçine girelim arkadaşlar. Edit. Evet. Şunu bir ürün seçelim. Ürünler seçelim. Şunu da ürün seçelim arkadaşlar. Büyük harfle. Ürün. Ürünler. Ürünler diye tanımlamışız onu. Evet. Form şeklinde. Çok güzel. Okey diyoruz. Bunu da yapmış olduk. Fotoğraf formu getirdik. Ürünler. Onu buradan silelim öbür ürünleri. Fotoğrafın burada kalsın. Evet arkadaşlar. Bunun ismini de ürünler diye bir değiştirelim. Ne yapalım biz ürünlerde? Mesela bir pastane işletiyoruz diyelim. Şunu da arkadaşlar ürünün ID'sini getirsin. Bunda kodlu. Bir pastane işletiyoruz. Pastaneye ait ürünler yapalım mesela. Bunu buradan sileceğiz arkadaşlar. Evet. Sadece bunu da silelim buradan. Evet. Ne olacak bize burada? Bir tane ürünün adı. Seçelim. Ürünler table'dan. Ürünün adı. Bir tane de ne olacak arkadaşlar? Ürünü fiyat değil mi efendim? Evet. Öbür table'ları da silelim buradan kaldıralım. Evet. Fiyatını buradan seçelim. Ürünün fiyatını seçelim arkadaşlar. Ürünler. Ürün fiyatı. Okey. Evet. Ürünün fiyatı parant olsun. İki tane numara versin. Ve noktayla ayırsın. Ve en sona versin arkadaşlar. Evet. Şunu da değiştirelim. Ürün fiyatı diyelim. Buna da ürün adı. Ürün adı. Evet. Hiç kayıt yok. Bakın hata verecek. Yeni bir kayıt açalım. New record. Mesela pastane çalıştırıyoruz. Çay. Çay. Normal çay. Pastanede. 1.25. Veya 1.25 olsun. Normal çay. Bir yeni kayıt daha diyelim. Çay fincan olsun. Fincan olsun. Bu da 2.50 olsun. 2.50. Evet. New record diyelim. Efendim soda olsun. Soda. Soda. 1.50 olsun. 1.5 olsun. Yeni kayıt. Kola. Kola olsun. Kola. Şişe olsun. Şişe kola. 1.50. Ama kola kutu olsun. Kutu kola. 3 lira olsun arkadaşlar. 3 lira. Evet. Bunu da yaptık. Böyle bu şekilde ürünlerimizi doldurabiliriz arkadaşlar. Şimdilik bunları yazalım. Sonra buna doldururuz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir dahaki dersimizde faturaya girip buraya bir portal yapacağız. Ve müşteri Lalezar Gıda'ya fatura keseceğiz bir tane. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öbür derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.